Tamamdır. Ben herhalde burada tek görüntüsü açık olan ben olacağım herhalde. Ben de görüntümü ayarlıyorum şu anda. Tamam hocam. Ben eğitimle ilgili kısaca biraz süreçle ilgili bilgi vereyim hocam. Şimdi eğitim Tabii ki. sizin süreciniz 40-45 dakika kadar ne kadar eğitim süreniz olursa bittikten sonra sizden bir 5-10-15 dakika kadar süre rica edeceğiz. Soruları chat kısmından alırız ailelerden ya da uzmanlardan hocam sorular olursa. Şeyle mikrofonla ses soru almayacağız. Çok karışıklık oluyor çünkü. Chat kısmından yazmaları yeterli. Ben size zaten soruları teker teker ileteceğim. Onun dışında zaten chat kısmını siz de yine görüyor olacaksınız yaptığınız anketlerde vesaire. Evet. Şu anda da chat kız. Pardon hocam. Sadece katılımcılardan ricamız kameralarını kapatılı tutarlarsa bu süreçte iyi olur bağlantı kalitesi açısından. Tamamdır. Neyse hocam bu Herkes. kadar. Evet. Teşekkür ederiz. Ben de kendimi tanıtayım. Mersin'de çalışıyorum. İsmim Veli Yıldırım. Ekranda da yazıyor. Mersin'de özel muayenehanem var. Orada muayenehanede çalışıyorum. Çocuk ergen psikiyatri uzmanıyım. 3 yıl kadar da çocuk ergen Mersin Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak çalıştım. Sonra devlet hastanesinde 2 yıl kadar çalıştım. Mersin'de de yaklaşık 10 yıldır çalışıyorum. Mersin 2006'dan beri Mersin'deyim. Mithat Hocam hoş geldiniz. Yeni katılanlar var. Tanıdıklarım var. Katılanlardan da. Yani lise arkadaşlarımı görüyorum. Çok memnun oldum. Herkese tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben ekran paylaşımı yaparak başlamak istiyorum. Şu anda. Evet. Sunum gözüküyor herhalde. Hep görebiliyor mu acaba? Bana tabii arada bu şeyi burada Hocam şu şey an sunumunuz olunca görünüyor. Sayfaları atladınız. Bir problem yok şu an için. evet. Ben şu şeyi görmeye çalışıyorum. Mesajlar bölümünü göremiyorum ama. Mesajlar bölümü tam ekran yapınca gözükmüyor değil mi? Mesajlarda chat kısmına bastığınızda görebilirsiniz hocam. Şu an için ama bir mesaj yok. Sadece ses gelmiyor vesaire gibi şeyler vardı. Şu an Ha. sesle ilgili bir problemimiz yok zaten. Ölüm o Ama zaman ben geldiğinde size gelecek mesajlar. bana gelecek değil mi? Buradan ben mutlaka mesajları görmek istiyorum ama Evet, o yüzden aşağıdan chat kısmından görebileceksiniz hocam. o aşağıdaki buton şu anda gözükmüyor maalesef. Bu ekran paylaşımı yapınca o buton gidiyor. Herhalde bir tane bir şey yazar Ekran mısınız paylaşımında ekrana? share screen'de hocam normal sayfaya döndüğünüzde aslında görebilirsiniz. Bir Mithat hocam bir şey söylüyordu, onun sesini açacağım ben. Bir Tabii saniye. ki. Bir tatacağım. Ha, şimdi görüyorum şeyde. Chat'i Şu anda görebiliyor musunuz hocam? açabildim. Tamam. Chat'i de görebiliyorum. Evet. Tamamdır o zaman. Şimdi ekranı büyüteyim. Şimdi bu bilişsel davranışçı terapi bence çok önemli bir ve klinikte çok kullanılan, çok pratik bir alan. Hani bu konuyu seçerken de normal pratiğimizde kullandığımız ve gerçekten çok yararlı olabileceğini düşündüğüm bir şey. Onun için herkesin yararlanabileceğini düşünüyorum. Şimdi bir tane My Puppy Mind diye bir küçük bir çizgi film var. Burada bir çocuk var hiperaktif olan. Çocuk diyor ki zihnim diyor sanki diyor yavru bir köpeğe benziyor diyor. Yani orayı burayı dolaşıyor, ağaçlara gidiyor, sulara gidiyor, oraları buraları kazıyor. Beni diyor tamam böyle bir geçmişe götürüyor, bir geleceğe götürüyor. Geçmişe giderken benim mesela gömdüğüm oyuncakları çıkarıyor diyor. Oradaki azar işittiğim şeyleri söylüyor, geleceğe gidiyor. Sen yarışı kazanamayacaksın diyor. Sen diyor kaybedeceksin, taşınacaksınız buradan diyor. Hep böyle şeylerle böyle oyalıyor diyor. Özellikle derse girdiğimde diyor yine diyor bu yavru köpek aklımı hep başka yerlere götürüyor ve karıştırıyor zihnimi diyor. Ve ben keşfettim ki zamanla diyor biraz diyorum araları
keşfettim ki derin nefes aldığım zaman, ona iyi davrandığım zaman beni o kadar da rahatsız etmiyor diyor aklım diyor. Böyle ona çok odaklanınca, ona çok fazla kızınca böyle daha da beni rahatsız ettiğini görüyorum diyor. Ve onunla dost olunca daha iyi nefes aldığım, rahatladığımı hissediyorum diyor. Şimdi biz acaba sorunlarımız var, çocuklarımızın sorunları var, problemleri var. A şıkkı, düşman gibi mi mücadele etmeli, savaşmalı problemlerimizle, sıkıntılarımızla? Yoksa onlarla dost olmalı, nazik olmalı. Bu hikayede de bir öyle bir ipucu veriyordu ama C şıkkı da fikrim yok. Chat'ten yazabilirler mi? B. Onlarla dost olmalı diyor Esma Nur Hanım. Nermin Hanım, çepi kapatabilir misiniz acaba demiş. Ses yok demiş. Benim B şıkkı farklı düşünen C diyor birisi. Evet, B diyor. Çoğun A şıkkı diyen var. Uzun cevaplar da var ama çok kişi yazdığı için uzun cevapları okuyamıyorum. Yani burada benim gördüğüm kadarıyla daha da çok herkes de B gibi diyor. Yani bilişsel davranışçı terapide mesela biz ailelere, yani çocuk, ben, doktor olarak ben, anne baba, öğretmen, hepimiz birlikte olacağız. Hiperaktivite, dikkat eksikliği karşımızda. Biz onu birlikte yenmeye çalışacağız diyor. Şu anda sesim geliyor mu acaba? Sesinizde hiçbir problem yok hocam. Ses yok, duyuyoruz. Değil mi? Tamam. Ses duyamayan kişiler, ben şimdi chatten yazdım. Evet. Onlar kendileri hoparlörlerini açmadıkları için sesi duyamıyorlar. Join Computer Audio'yu aktiflerlerse sol alt köşede ses duyabilecekler. Evet. Anladım. Tamamdır. Orada ben onları görünce biraz da ondan şey oldu. Peki dikkat eksikliği, hiperaktivite nedir? Biz bugün neleri konuşacağız ve bilişsel davranışçı terapi nedir? 5-10 slide onu hazırladım. Burayı çok hızlı geçeceğim tabii. Sanki dikkat eksikliği, hiperaktivite olan çocuklara böyle çok benzin yakan, çok kaza yapan, masrafı çok iyi. Sınıfın en yaramazı olarak tanımlanıyorlar, en tembeli olarak tanımlanıyorlar. Böyle çok zeki ama kendini veremiyor diye, aklı beş karış havada diye horlanan, dışlanan çocuklar. Eğlenceli, lider ruhlu bir taraftan da kendi gibi çocukları mıknatıs gibi bulur diyen. Yani tabii bunların hepsi her aile için geçerli olmayabilir ama en sık duyduğumuz cümlelerden bundan 3-4 tanesini üst üste duyunca hemen biz uyarılıyoruz zaten. Anne baba hep arkasını topluyorum. Ders çalıştırmak ölüm. En zor çocuğum mu oldu? Enerjisi o kadar bol ki kabına sığmıyor. Eli dursa ayağı durmuyor. Hep derste sesler çıkarıyor diye söylüyor öğretmeni. Çocuğun kendisi, şimdi bir şey beni dürtüyor. Adı çıkmış 9'a inmez 8'e diyorlar benim için. Annem hiç oyun oynatmıyor bana diye bize şikayet ettiği de çok oluyor. Arkadaşları ona gıcıklık yapıyor, hep oyunu bozuyor diyor. Ya da oyunu yarım bırakıp bize küsüyor. Kaybedince hep kabul etmiyor diye söylüyorlar. Böyle arkadaşları sitede ne diyor, komşular ne diyor diye soruyoruz. Ben bunu gelen çocuklara bazen yapıyorum böyle odası nasıl diye. Genellikle anneler bir de odası çok dağınık diye de şikayet ediyorlar. Burada gördüğünüz gibi yeşil kalemle dağınık şeyleri işaretlemiş. Bakın abajurun üstünde çorap var, onu bile işaretlemiş. Yani oda düzeni tabii ki aileler bize söyleyince ergenlik döneminde ailenin özel alanına müdahale etmemesini, çocuğun kendi özgürlük alanı olabileceğini söylüyoruz ama dikkat eksikliği, hiperaktiviteleri anneler çok ta mesela böyle okul öncesi dönemde oyuncaklarını toplatsalar bile böyle hep alıştırsalar bile yine de odalarını toplamakta çok zorluk çeken çocuklar oluyor. Çok basit birkaç tane uyaran belki işinize yardımcı olabilir diye bunları da koydum. Tabii bu küçüklükten de hep annenin toplamaması gerekiyor. Biraz
çocuğa da daha fazla sorumluluk alma duygusunu arttırıcı şeyleri de yaptırmak gerekiyor. Yine hiperaktif çocuklarda böyle yani bazı yapacağımız izometrik kasılmalar, burada gördüğünüz gibi ben ellerimle göstereyim. İki elimizi kavuşturup birbirine iteliyoruz. Ve sonra dizlerimizi birbirimize iteliyoruz. Alt bacağımızı da birbirine yapıştırıp itelersek dizimiz acımaz. Bu resimdeki biraz böyle uzak gibi ama masaya elimizi koyup bastırmak 20 saniye. Sonra ben hep çocuklara saydırıyorum 20'ye kadar. Ayaklarımızı yere bastırarak bekleme 20'ye kadar. Bu 4 şeyi arka arkaya yapıp derste çok hareket isteği olabilir çocuğun. Bunları yapıp öğretmek çocuğun hiperaktivitesini biraz tabii azaltabilir. Genellikle bizden böyle pratik öneriler de bekleniyormuş gibi hissediyorum ama asıl bilişsel davranışçı terapi nedir? Yani bilişsel davranışçı terapide anne babalar ne yapmalı? Bizi dinleyen çocuklar da var galiba ama çocuklara değil de daha çok ebeveynlere hitaben hazırladığım için çocuklar biraz sıkılırsa özür diliyorum onlardan. En sabırlı ve sakinlikle karşılayabilme ve düşünebilme çabası. Yani bu terapi diyebilmek için bizim dinlenebilmemiz, karşıyı aktif bir şekilde dinleyebilmemiz için iyi bir anlayış gerekiyor. İçtenlik, samimiyet gerekiyor. Bir ebeveyn için de bunlar aynen geçerli. Yani çoğu kez ergenler, hani ortaokul, liseye geçenler, annem babam beni dinlemiyor diye. Çok sık aldığımız bir şikayet. Yani anne babalar çok aceleci oluyor. Çok fazla öğüt ve nasihatı çok hızlı verebiliyorlar. Çocuğa düşündürmek, bu terapideki en önemli şeylerden paylaşmak ne demek? Tasdik etmek, kabul etmek. Biz birlikteyiz, sana güveniyoruz. Bunu sana bırakıyorum. İhtiyaç duyarsan ben buradayım. Aferin, bravo gibi bir şey diyen oldum. Acaba chat bölümünden A şıkkı, B şıkkı ve C şıkkı diyebilecekler var mı? Biraz da ben dinlenmiş olurum arada. Şu anda chat ekranını göremiyorum. Yazanlar var herhalde. Evet. Evet. Görüyorum. Aa, diyenler çok. Demeyenler de samimiyetle paylaşmış. Teşekkür ediyorum. Onlara da hep kızıyoruz sanki demiş. Evet. Yani bu çok da önemli bir şey. Belki bugün böyle bir muhasebe gibi. Bugün ne yaptık acaba? Böyle hani böyle şeyler olur ya. Kendi kendimize sorunca yapıyor muyuz gerçekten bunu? Pratikte söylüyor muyuz, atlıyor muyuz diye. Çünkü hiperaktif çocuklar hep bıktırıyor. 2-3 tane şey yapınca biz o kızgınlık ya da öfke duygumuzla, çocuğa kızmışlığımızla bazı pozitif şeyleri de çok fazla atlayabiliyoruz. O nedenle de çok fazla bu olumlu şeyleri söylemekten kaçabiliyoruz. Hocam sanırım Z kuşağında ebeveynlerin de davranış şekli geçmişe oranla iyileşti ya da farklılaştı demiş. Dedim birbiri çok A, B diyenler var. Hani bugün haricinde de bazen A bazen B diyorum da diyenler var. Böyle cümleler söyleyecek fırsat bulamıyorum ki diyenler var. Ya işte bu fırsatı oluşturabilme, yani aslında bunun için bir mazeret bulabilme de, yani ben bir şey yapayım, bir fırsat bulayım, bunu söyleyeyim ben. Bu şeyi oluşturmamız gerekiyor. Bu çok çok önemli. Kapıyı aç. Çocuk kapıyı açtığı zaman mesela zaten kapıya doğru gidiyoruz. Biz de kapıyı aç dedik. Birinci şık açabilir diyorlar. Açarsa teşekkür ediyoruz. Kapıyı açtığın için teşekkür ederim. İkinci şık diyor ki zaten açacaktım ki. Hani senin için açmadım ben. Bazen ergenler gıcıklığına der. Öyle olduğunda da aa ne güzel, ikimiz de aynı şeyi düşünmüşüz de diyebiliriz. Ya da üçüncü şık reddedebilir, olabilir başka fırsat bulabiliriz diye. Burada benim de 70 tane falan slide var. Soruları sonda alırsak, belki sorular vardır sonradan da gördüğünüz şeylerde. Onun için burada arada bir soru görüyorum ama onları not alacak Çiğdem Hanım. Not aldığı zaman tekrar konuşmuş olabileceğiz.
Evet. Bilişsel davranışçı terapi ne demek? Yani bunun felsefesi kısaca özetlersem, kendi kendinin doktoru ol, kendi problemini kendin çöz, sorun çözme becerini geliştir. Yani balık verme, balık tutmasını öğret. Çocuklara hemen çözümü söylemiyoruz, hemen şunu yap, bunu yap demiyoruz da onlara çözmesini öğretiyoruz. Tabii bu çok meşhur bir bilişsel davranışçı terapinin ABC'si var. Hani her şeyin böyle bir baş, üç tane harfi bilinmezse de olmaz. Bundan birkaç slide'la bahsetmek istiyorum. Yani olay, duygu, düşünce. Tabii bir olay olunca hepsi bir anda böyle hızlı bir şekilde belki saniyeler içinde oluyor. Bir olay olduğunu düşünün. Biz bunları üçe ayırıyoruz. Olay, duygu, düşünce. A şıkkına olay, B'ye duygu, C'ye de düşünce olarak adlandırıp söylüyoruz. Tabii bunlar yani ayırdığımızda biri önce duygu oluyor, sonra bekliyor, ardından düşünce oluyor gibi böyle bir şey olmuyor da sanki saatin içinde kadranlar, dişliler var ya, hepsi aynı anda dönüyor bir manada. Ama yani birinin hareketi başlatması lazım değil mi? Bir de öyle de düşünmek lazım. Bunlar çok iç içe ve çok yani hızlı yaşanan şeyler. Bugünlerde daha yeni yaşayan bir genç söyledi. Ben de hemen onu yazdım. Çok etkilendim de söylediğinden. Dedi ki hocam sınavdan düşük aldım dedi. Kendi de çok üzülmüş. Öğretmenim dedi ki neden böyle bir sonuç aldın? Bu sen değilsin demiş öğretmeni. Öğretmenin söylediği bir cümle. O kendisi de öfke, üzüntü, kendini yargılanmış ve sorgulanmış hissetmiş. Duygularını da çok güzel ifade etti gerçekten. Yani düşünceleri de şöyle, o andaki düşünceleri. Yani eğitimci böyle motive edebilir mi yani? Benim yani cahilce bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum dedi. Ne hissettiğini sorabilirdi, neler yapabilirim diyebilirdi dedi. Tabii yani ben öğretmeni de iyi niyetli olarak motive etmeye çalıştığını, hani öğretmenlerle gençlerin arasını tabii ki böyle daha kötü yapmak istemem. Hani burada bir kışkırtma gibi bir şey de olsun istemem. Öğretmenlerin zamanı çok dar olabiliyor. Hani biraz itelemek istiyor genci. Yani öyle demiş olabilir ama bu genç neden bu kadar böyle yorumladı? Neden bunları söyledi? Bunlar da çok önemli tabii. Pardon. Yani bunlar da çok önemli. Yani olayları daha yavaşlatıp daha böyle çocuğun duygularını ne düşünüyor, ne hissediyor acaba onları sormak. Yani çocuklarımıza bunları sormak. Ne düşünüyorsun sen bu konuda? Acaba şu anda ne hissettin? Bence çok zor bir soru acaba. Yani ne hissettin? Bu şu anda ne hissediyorsun diye bir soru sormak çok zor. Ama insan beyni de çok karmaşık. Gerçekten çözmek zor. Yani bir duygu oluyor, düşünce oluyor, o kadar değil. Arada bedenimizde duyumlar doluyor. Bir şeyler yapıyoruz, bir eyleme, bir davranışa da geçiyoruz. Değil mi? Bunlar hepsi de birbirini etkiliyor gördüğünüz gibi. Yani bir duygu vücudumuzda bir ağrıyı, baş ağrısını ya da karın ağrısını da arttırabilir. İlkokul çocuklarında böyle çok karın ağrısı sınavdan önce falan stresle öyle şeyler çok olabiliyor. Duygu mu önce, düşünce mi önce acaba? Bunları da tabii kavramak açısından bence çok önemli. Duyguyu önce fark ediyoruz daha çok. Ama onlarca otomatik düşünce var aslında. Önce başlıyor düşünceler. Çünkü o duyguyu hissedebilmemiz için bir şey yorumlamamız gerekiyor. Otomatik düşünceler anılarımız, anne babalarımızın öğrettiği doğrular, kendimize yönelik inançlarımızdan çıkıyorlar. Düşünce nedir? Yani düşünce deyince aklınıza gelen kelimeler nelerdir? Ben de biraz dinlemiş olayım. Yazabilirseniz çok sevinirim. Hem de siz de düşünceler konusunda bir şeyler yazmış. Düşünce deyince aklınıza gelen kelime. Yani düşünceyi bir kelimeyle anlatsanız, bir kelimeyle söyleyecek olsanız neler söylerdiniz diye. Bir şey yazan yok mu acaba? Bekliyorum. Değil mi? Burada acele etmemek çok önemli bence. Evet, aklından geçenler, bilinç. Bir şeyler hakkındaki fikrimiz, otomatik düşünce. Bence psikolog arkadaşlar da var. Özgürlük, bravo. Hisler, duygular, istekler, deneyimler, duygu, histir demiş. De hep zihinde canlanan fikir, zihindir. Benim
Benim düşünmek başlıklı bir şey yazmıştım. Akletmek, kaybettim, duygu, algı gibi demişler. Olaylara sakin karşılamayı sağlayan fikirler. İnge, Seda Hanım İnge demiş. Ayfer Hanım fark etmek. Naciye Hanım tecrübe demiş. Yahya Gökmen Bey fikir demiş. Mesut Çağrı zihinsel her türlü aktivite. Sağduyu. Demiş ki mutluluğun iksiri. Duyguların yönlendirdiği şey Yasemin Hanım. Zihinde oluşan anlamlı şeyler. İç ses. Ben demiş yani birisi. Ben bir düşünceyim zaten. Tecrübe, anlama, beynini etkin kullanma, yorum yapmak, yorum, dürtü, empati. Çok güzel şeyler çıktı değil mi? Beynimizden geçenler, uykusuzluk. Şu anda uykusuz olanlar da var. Hayal etmek. Zihni harekete geçirme, zihin demiş miyiz? Mutlu Bey, Emir Başar, irade demiş. Evet, yani çağrışımlarımız da önemli değil mi? Anlam arayışı, iyi huylu unutma, benim forgetting demiş. Yetersizliği sürdürme, maintaining pocket incompetence, beynin kendisi, hayaller, serbest çağrışım demiş. Yani burada... Ben de birçok psikolog arkadaşın da beni dinleyeceğini düşünmüştüm ama ben buraya katılanların hepsinin de yani psikolog gibi olduğunu artık böyle yani epey bir konularda bilgisi olduğunu düşünüyorum. Burada doğru yanlış diye bir şey yok tabii. Burada ben düşünce deyince kendimin düştüğünü hayal ettim. Benim cevabım belki hepinizden daha alakasız. Ben de bir düşme resmi koydum. Serbest çağrışım demiştim. Slaytlar bazen zor geçiyor. Ben de düşünce deyince aklıma gelenleri yazdım. Yani herhalde yani benzer şey kullanmalı. Olayın unsurları, bileşenleri aynı olayı yaşayanlar neden olayı farklı anlatıyorlar? Olay nedir? Zamana spesifik. Zamana spesifik bir şey söylemeli. Takvimini, saatini söylemeliyiz. Yeri söylemeliyiz. Mesela burada ayıyla savaşan bir adam var. Ne hissediyor? Yani ne düşünüyor? O andaki yani genellikle biz bunu sorunca böyle genelleme yapıyorlar. Diyorlar ki şöyle şöyle diyor. Bazı günler şöyle, bazı günler böyle diye söylüyorlar. Yani biz bir şeye spesifik alalım diyor. Hani böyle çünkü çok karmaşık. Yani insanın aynı olayı farklı zamanlarda yaşasa bile farklı şeyler düşünüp farklı şeyler hissedebiliyor. Onun için yani olayları çözümleyebilmemiz için bu ABC modelini çok iyi oturtmamız gerekiyor. Bir de çocuklarda duyguları söylemek daha zor. Bazen bedendeki duyumları, bu resmi çok seviyorum ben. Mesela gerçek dışı hissi, kopma hali, titreyen bir ses, kalp çarpması, bulantı, ishal gibi şeyler bedendeki duyumlar oluyor. Yani duygulardan önce bunları görebiliyoruz. Duygusunu yüzünden anlarım, hissederim. Neden isimlendirmeli ki? Yani duyguları tanımlamak önemli mi? Yararı ne? Bu konuda fikri olan var mı acaba? Evet. Terzi kendi söküğünü dikemez demiş bir arkadaş. Bu duygusun evet duygusunu yüzünden anlarım. Neden önemli diye duygu regülasyonu için. Bravo. Evet çok güzel bir cevap. Duyguları düzenleyebilmemiz için. Bilirse kontrol etmesi kolaylaşır. Evet bazen kendimiz de duygumuzu anlayamıyoruz değil mi? Bir kontrol mekanizmasıdır. Ona göre davranırım. Tabii ki de önemli demiş. Bir anlaşılma ihtiyacı. Önemli ifadeden nasıl yaklaşım etmek önemli demiş Ayşe masasında. Değil mi? Yani ben çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Önemli olduğu için yani çocukların duygularının
Çok iyi bir iletişim dili de geliştirmemize yardım ediyor. Bu nedenle çok önemli diye bir sürü cevap oldu galiba bu arada, ama okumayı çok istiyorum. Ama chat bölümüm çok zor açılıyor arkadaşlar bu arada. Onun için şu anda slide geçti. Evet. Aklınıza ilk gelen duyguyu yazınız. Duygular tek kelime, düşünceler cümle ya da kelime öbeği şeklindedir genelde. Çok sık karışırlar. O nedenle burası çok önemli bir soru. Bu soruyu mutlaka beklemek istiyorum. Şu anda ne hissediyorsunuz? Ben şu anda biraz böyle boşluktaymışım gibi anlatıyorum. Hafif böyle bir sesim kısık. Karşıdan bir cevap olmayınca ya da karşıdan böyle bir ses gelmeyince ben bir odada yalnızım. Ve sanki beni kimse dinlemiyormuş gibi bir, yani şu anda 390 kişi dinliyormuş. Yani o nedenle çok merak ediyorum şu anda neler yazılıyor diye. Evet. Abi buna şu an bir şey hisseden yok mu ya? Vardır mutlaka. Pardon. Yani ben şu chat bölümüne çok zor geçtiğim için her defasında şey oluyor. Bir şey yazan mı yok, yoksa ben mi göremiyorum? Hocam ben birkaç tane duyguyu söyleyeyim siz isterseniz. Merak, evet. Huzur, yorgun, evet. Çaresiz, bomboş, çaresiz birkaç tane var. Heyecan, evet. Şu anda açabildim ben de. Buldunuz mu hocam? Tamamdır. Tamam. Evet. Çok teşekkür ederim. Tamam hocam. Şaşkınlık, güven. Seval Hanım güven demiş. Elif Doğan endişe demiş şu anda. Şu anda neden kaygı ki? Merak, çaresizlik. Belki en sık hissettiğimiz duygu gibi söylüyor. Değil mi? Yani sılgınlık. Sıkıldınız mı acaba Emir Bey? Mutluluk, cesaret, korku, kaygı. Özlem Hanım, Dilek Hanım korku demiş. Gelecekte ne olacak kaygısı. Keşke sesi açabilsem demiş. Ben şu anda açamadığımız için üzgünüm. Yani açarsak herhalde çok şey olacak. Sıkıcı demiş. Mutluluk, mutsuzluk. Tabii sıkılan arkadaşlar da olabilir. Hasret, üzüntü, boşluk. En çok da çocuklarımızla ilgili çaresizlik demiş. O çaresizlik kaygıyı da tetikliyor herhalde. Yani burada da, yani acaba ben şöyle düşünüyorum. Bir anda böyle bir sürü şey öğrenip hemen çocukların sorununu çözemez miyiz? Böyle bir şey tahmin edersiniz ki bir sunumda falan çok kolay bir şey değil. Ama burada yazdığınız bir kelime, hissettiğiniz bir duyguyu söyleme, içinizde ne duyguyu söylemek ne hissettiriyor diye. Gerçekten bir sunumda ben çok heyecanlanmıştım. Çıktım dedim ki ya ben çok heyecanlıyım dedim şu anda sizin karşınızda olduğum için dedim. Gerçekten bu sunumdan önce de çok heyecanlandım. Sonra böyle buluşunca yine geçti heyecanım. Onu söyleyince o heyecanımı bir anda şey oldu. Böyle bir rahatlama geldi. Ben dedim ki bu sunumu açınca da dedim şey yapayım. Heyecanlı olduğumu söyleyeyim dedim. Yani bu kadar katılımcıya konuşmak çok heyecan verici benim için de. Yani böyle de aileleriyle, çocuklarıyla ilgili insanlarla konuşmak benim için çok heyecan verici. Çok sıkıcı demiş birisi. Evet. Çok herhalde şey yapmayıp heyecan verici demiş siz dinlemek. Teşekkür ederim. Sağ olun. Zoom user demiş bunu da. Teşekkür ederim. Kelebek etkisi. Herkes kendi dünyasını kendi yaratır demiş Mithat Hocam. Evet. Yani birçok duygu yaşıyoruz. Birçok şey burada önemli olan birçok duygunun olduğunu ve bunları ifade edebilme. Biz bazen emin olun çocuklarla duyguyu çalışıyoruz. Burada İngilizceleri var, okunuyor mu bilmiyorum. Angry yazıyor, frustrated yazıyor, sad yazıyor ve guilty yazıyor. Resimlerde siyah beyaz kullanıyorum. Çocuklardan işlemesini istiyorum. Bunun gibi çalışmalar oluyor. Ya da mesela böyle bir şey açıp İngilizceleri yazıyor. Buradaki duyguyu söyleyebilir misin diyorum. Şimdi telefonlarda da emojilerde çok sık kullanıyoruz böyle şeyleri. Bunlar da iyi bir şey bence. Duygular tabii bedene de yansıyor. Beden dilimiz de o duyguları ifade ediyor. Kelimeler yani %10'uysa beden dilimiz %90'ı iletişimimizin. Bak burada üzerinde yazıyor, diyor ki kız diyor çok özgüvenli, rahat,
bir kız diyor. Bunu bedeninden hangi şeylerle anlarsınız diyor. Çocuk da üzgün ve kendine özgüvensiz bir çocuk. Bunu bedenindeki duruşundan nelerle anlarsınız diyor. Ben çocuklara soruyorum bunu. Genelde işte özgüvenli diyor, mutlu diyor. Yani bunu nasıl anladın bedeninden diye. Hani böyle şeyler yazdıktan sonra hani duygusunu değil de beden dilini nasıl ifade ederiz diye. Yani iyi bir gözlemci olmak için de çok önemli gerçekten. Bu slaytları geçirirken chat bölümünü çok zor açıyorum. Şeyler yazanlar var ama ben göremiyorum maalesef şu anda. Duygunun şiddeti nasıl ölçülür? Ben bazen sunumlarda çok böyle hızlı sunduğumu ve çok acele ettiğimi görüyorum. Çok acele edince de maalesef karşıya söylemek istediğim de gitmiyor. Duygunun şiddeti, burada cevap verenler var mı? Yani biz çocuklarımızın da duygularını anlamalıyız. Ne şiddette olduğunu anlamalıyız. Ya da dinleyen çocuklar da yani annelerine, babalarına ne hissettiğini, ne kadar etkilendiğini anlatabilmeli değil mi? Ben kendi kliniğimde mutlaka termometreler bulunduruyorum. Böyle yüzlerle, hatta gelen çocuklarla birlikte çiziyoruz o termometreleri. Çoğu kez bende 5-10 tane termometre şeyi var. Böyle korkuyla ilgili ayrı, üzgünlükle ilgili ayrı. Çocuk eğer daha kaygılıysa kaygı termometremi kullanıyorum. Onun gibi şeyleri kullanıp onları soruyoruz. Peki soru. Duygu mu öncedir, düşünce mi önce? Yani terapiden duygularımızla mı ilk çalışılmalıyız, düşüncelerimizle mi ilk çalışmalıyız? Yani burada tabii ki duyguları sormalıyız. İlk duyguları soruyoruz. Duyguları daha hızlı bir şekilde çıkıyor ama terapiden duygularımızla mı ilk çalışılmalı, düşüncelerimizle mi? Bakalım cevapları ne diyor? Duygu, duygu, düşünce. Duygu, duygu, önce düşünce. Düşünce zor bir soru bence bu. Her ikisi de demiş. Yani evet, B şıkkı. B şıkkı. Duyguyu tetikleyen düşüncedir demiş. Evet, çok doğru. Duyguyu tetikleyen aslında düşüncedir değil mi? Düşünceler. Düşünce, duygu. Ama burada çok farklı cevaplar var değil mi? Yani bu çok da önemli bir şey. Bakın hani düşüncemiz mi, duygumuz mu? Çocuklara da bunu sormalıyız. Terapide hatalı düşünceleri belirlemeye, bilişsel davranışçı deyince zaten bilişler düşünceleri kastediyor. Hatalı düşünce, distorsiyonel düşünce ya da çarpıtılmış düşünce diye ifade ediliyor. Bunları fark ettirmek. Yani biz hemen bak bu düşüncen hatalı demiyoruz. Yani orayı nasıl fark ettirebiliriz diye buna uğraşıyoruz. Peki aşağıdakiler, bunu sormayacağım. Yani ayrı ayrı biz çocuklar gelince bunu sorabiliyoruz. Bu sınavda yanlış yapacağım. Bu bir düşünce. Kızgın olmak duygu. Bunu herkes bence çok iyi anladı gibi geldi bana. Düşünceleri değiştirmek, fark ettirmenin daha kolay yolu var mı? Yani düşünceleri değiştirmek için böyle bir şey konuşuvermeyle değişse o zaman çok da bir şey, çok hani terapilere çok gerek kalmazdı herhalde. Davranışları değiştirmek, düşünceleri değiştirmenin daha bir kolay yoludur diyoruz. Neden mi? Çünkü bakarak öğrense kediler kasap olurdu. İzleyerek mi, uygulayarak mı? Fen derslerini deney yaparak mı iyi öğreniyoruz? Yoksa dinleyerek mi iyi öğreniyoruz? Yaşayarak mı iyi öğreniyoruz? Yoksa birisi bize anlatınca mı iyi öğreniyoruz acaba? İnsanların yüzlerine bakınca acaba böyle anlıyorlar mı, anlamıyorlar mı? Onu görebiliyorsunuz değil mi? Yani yüz görmek çok önemli bir şey. Biz terapide de ona alışırız ya şimdi. Davranışlar nasıl değiştirilmeli peki? Yani burada terapinin genel ilkeleri tabii en önemlisi duyguların şiddetine göre kademeli olarak bir anda üzerine gidince o da geri tepiyor. O nedenle zaten bu basamaklı olarak değiştirme, kademeli olarak değiştirme, bilişsel davranışçı terapi sanatının ve bunu yapabilmenin bir inceliği oluyor. Davranış değiştirme ne zaman öncelikli? Dikkat eksikliği hiperaktivitede dürtü ve davranış alışkanlıkları refleks gibi, yani alışkanlıklara hatta hazza o kadar dayalı ki çocuğun düşüncesini, yorumunu çoğu kez o olayla ilgili bulamazsınız bile. Bir dürtü halinde artık alışkanlık gibi böyle gelebiliyor. Yani çok fazla böyle olayların ABC'sini çözmek çok fazla kolay olmuyor. O nedenle bazen ABC'sini çözemesek bile
Yani daha şeylerde özellikle yani bunu ifade edemeyen küçük çocuklarda davranışlarla daha çok çalışabiliyoruz. Duygu ve düşünceler böyle bir kısır döngüyü görmelerini, hangi düşünceler, hangi duyguyu tetikliyor ama onu gösterebilmek için de olayı çok yavaşlatmalı diye düşünüyorum. Davranış değişikliği çocuğun mantığına yatmalı. Bir şey değiştireceğiz ama işbirliği içinde olmalı. Anne baba işbirliği, öğretmen işbirliği çok önemli. Örneğin sınıfta duramayan, sesler çıkaran bir çocuk ayağa kalkıyorsa ne yapabiliriz değil mi? O anne baba, öğretmen hepsi işbirliğinde oluyor. Çocuk da işbirliğinde olunca bunun bir içgörü geliştirirse mesela biraz önceki izometrik kasılmaları değil mi? Yani çocuğa öğretiyoruz bazen yani bir ilaç kullanmaktan kurtulabiliyoruz. Tabii yani böyle davranış değiştirme için birinci aşamada kendini bir çocuk izlemeli. O kendi düşüncelerini, duygularını izlemeli. Sonra problem çözme geliyor. Ardından empati kurabilme. Ardından ahlaki muhakeme. Oğlum bir dürüst ol, oğlum bir akıllı dur falan. Oğlum bir işte şey yap. Biz hemen bakın 3 basamağı atlayıp bazen 4. basamağı. Ne kadar aceleci gidiyoruz değil mi? Yani terapi daha yavaşlatıyor. Siz geldiğiniz zaman belki sonuç beklersiniz gittiğiniz zaman. Gittiğiniz psikiyatristten, psikologdan hemen bir şeylerin düzelmesini isteyebilirsiniz. Ama çok daha yavaş oluyor. Bunun için çocuğu daha iyi çözmemiz. Yani bir anne baba çocuğa ne sorabilir? Neler sorarsa daha iyi olur. Yani böyle cümle tamamlama testlerimiz var bizim. Harika fikirler veriyor. Yani bir çığır açıyor. Bazen anne baba ya biz çocuklayız o kadar zamandır. Biz bilmiyorduk bunu diyorlar. Bizden öğreniyorlar böyle şeyleri. Bizim de o bizim için çok güzel bir şey oluyor. Yani burada yavaşlatma yine. Çocuğa bir dur. Acaba burada sorun ne? Sorunu iyi tanımlayabiliyor mu? Problem ne? Sonra çözüm aşamasına geçebiliriz. Problemi tanımladıktan sonra. Sonra bu kırmızı, sarı, yeşil aynı trafik ışıkları gibi çocuğa öğretirsek, bunu ezberlerse duralım. Şimdi böyle bir sorun var. Sonra planlayalım diye. Mesela ben burada yine ben bu ABC'yi yine bir örnekle anlatayım dedim. Kendim mesela bu sınıfta ne hissettim dedim hazırlanırken. Bir heyecan oldu. Ne düşündüm? Bunları bu heyecanla epey şey okudum. Slaytları yazdım. Daha planladım. Bu benim için de yararlı oldu yani. Alışkanlıklardan vazgeçirme. Çocukları mesela telefon alışkanlığı olabiliyor ya da işte yeme sofrada oturmama alışkanlığı olabiliyor. Ya da mesela derste başarılı olmak için olabiliyor. Bir plan yapmayı çocuklara soruyorum. Ya plan yapınca hep yapamıyorum, moralim bozuluyor. Bence plan yapmak yanlış diyorlar. Yani öyle de değil değil mi? Yani planda aksayan kısmı buluruz. Sonra yine o planı işler hale getirebiliriz. En kolay bırakabileceğin alışkanlığın ne? Burada önemli bir soru. Böylece daha hani kolay bir şekilde başlayacağımız yerler olabilir. Çocuğumuza sınırlar koyun ve esnek olun. Burada sınırlar koymakla esnek olmak bence birbirinin tam zıttı şeyler. Yani böyle bir kaldıraç gibi. Yani hem disiplinli olun diyoruz, hem şefkatli olun, hem yumuşak olun, hem sert olun gibi bir şey. Çelişkili bir şey bana göre. Yani ikisini dengede getirme. Buna bir örnek verirsek daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Yani şu anda 20 slaytım kaldı. Bir 5 dakikaya bitiyor. Sınırlar çocukların bildiklerinde güven hissederler. Aşırı katı ve otoriter olmak da, aşırı hoşgörülü olmak da hem çok kolay hem de çok yanlıştır. Örneğin terapide küfür, ayaklarını masa üzerine atma, aşırı öfkelenme bunlarda biz net oluruz. Bunlar konusunda hani söyleyince hemen uyarırız. Böylece de oradaki sınırlarımızı net çiziyoruz. Ben her anne babayı bir grup terapisti gibi görüyorum. Burada çok güzel bir örnekle karşılaştım. Frit Berkin kitabında. Diyor ki o grup terapisi esnasında Ataç'la kendini batırdığını fark edince hemen benim zarar vermeyeceğini bilmem gerekiyor. Şimdi hemen orayı sardırmak için sardır ve temizlet. Sonra buraya hemen geri gel. Bunu grupta
konuşalım. Sana neler olduğunu konuşalım. Kendine zarar vermeni istemiyorum deyip çocuğu hemşireye gönderiyor terapist. Çocuk da şunu izlemliyor. Bir rahatlama oluyor. Neden acaba rahatlama oldu diye düşünüyor. Yani yetkin, sıcak, disiplinli, sınır koyan ve duygusunu onun için endişelendiği duygusunu, yani bir grupta tabii kendine zarar verme, başkasına zarar verme grup kurallarından biri. Aslında çocukların hepsinde yani oyunların hepsinde birbirine zarar vermek doğru değil tabii ki. Peki esnek olmaya da bir örnek versek. Grup terapisi esnasında yani bu grup terapisi cezaevinde oluyor. Saldırgan ve çete geçmiş olan hükmedici, kontrolcü, dövmeli, iri yarı, esmer bir genç terapiste diyor ki buranın patronu benim. Benim dediğim olur. Seni doğduğuna pişman ederim, bitiririm seni diyor. Terapist gerçekten korkuyor bu durumda. Şu an zor bir durumdayım. Beni korkutuyorsun ama işimi de yapmak zorundayım. Yani burada buraya devam etmek zorundayım diye söylüyor. Buradaki duygularını da ifade ederken parantez içinde gerçekten korktum çocuğun görünümüyle, tavrıyla diyor. Ama ben buradayım, işimi yapmak zorundayım diye korkuma rağmen söyledim. Bu korkuyu da ifade ettim. Sonra bunu ifade edince diğer grup üyeleri doktoru korkutma, bırak işini yapsın diye söylüyor. Neden işe yarıyor bu? Yani çocuk korkutabileceğini görmeye ihtiyacı vardı diyor oradaki çocuğun da. Yani bu şekilde hani psikolojik hazlığını yaşıyor ve oradaki etkisini hissettirmek istiyordu. Grup idaresini vermeyeceğimi bilmesi de bir taraftan gerekiyordu. Üçüncü destek olan şey de grubun desteğiydi. Grubun desteği olmasa herhalde biraz zordu yine. Olumlu şeyler söylemeden tabii sınır koyamayız. Yani bunu az önce konuşmuştuk. Ya çocuğumuza bir de açık olmak, çocuğa uygun olanı bulmak. Özellikle hem hiperaktif hem de davranış bozukluğu varsa yetişkinlerle ilişkileri çok kopuktur ve yetişkinle çocuk, ebeveynle çocuk birbirine biraz yabancılaşmışlardır. Çocuğa karşı şeffaf bir duruş, gerçek bir ilgi, şefkat, sabır, disiplin, hakikaten yani gerçekten böyle cidden değer verdiğinizi bir şeyi ona sunmanız, gerçekten ne istediğini anlamanız gerekiyor ki terapide o zaman şey olsun, ya bu çocuk zaten böyle bir hani böyle serseri olmuş gitmiş, buna yapacak bir şey yok falan, böyle ümitsizlikle değil, ona değer vererek nezaket içinde yaklaşınca sonuç alınabiliyor. Aileleri bunun resmini çekebilirler, metronom diye yazınca metronom müzikleri var. Çocuk eğer çok yavaş olabiliyor, bazı çocuklar yavaş tempo, sluggish tip, hiperaktif de olabilir. Onlar da eğer böyle çok yavaşsa hızlı ritimler, çok hızlı hiperaktif bir çocuksa yavaş ritimlerde mesela ders çalışmak ya da böyle bir işi yapmak ya da yazı yazmak gibi şeyler yararlı olabiliyor. Mesela burada etkinlikler var dikkatle ilgili. Bu kitap da güzel bir kitap. Mesela ben şimdi sayılar söyleyeceğim. 3 sayısını duyduğunda hop de diyoruz, sayıları söylüyoruz. Çocuğun dikkatini geliştirebiliyoruz. Bu etkinlikleri çocuklar yaparsa dikkatlerini geliştirip dürtülerini kontrol etmeyi öğrenebilirler. Mesela çeşitli harfleri sayacağım. A sesini duyunca elini kaldır diyoruz. Harfleri sayabiliyoruz. Bu işitsel dikkat için önemli. Mesela değişik kelimeler söyleyeceğim. Duyarsan elini çırp. A sesinden sonra Z sesi gelirse biraz öncekinden biraz daha zor. Sağ ayağını kaldır diyoruz gibi yani etkinlikler. Bunun da resmini çekerseniz eğer, ekran resmini alırsanız, çocuklarla oyun gibi, iki kardeş arasında oyun gibi, iki arkadaş yapabilirler. Bunlar dikkati geliştiriyor. Ben de yani matematikte zorlanan bir çocuk vardı. Bu etkinliği yapmıştık. Orada görüyorsunuz bıçkıyla keser var. Bunu hangi meslek erbabı kullanır? Marangoz diye yazdı. Okunuyor mu yazı bilmiyorum. Bir piyano var, piyanist yazdı. Altta da bir tane böyle 7 üzeri 34 yazıyor. Bölü 7 üzeri 1 bölü 4 gibi bir şey yazıyor.
Yani hem üstlü sayı hem karmaşık köklü sayı bir şey. Çözemezsen bu soruyu varsayalım. Kimden yardım alırsın? Matematik öğretmeninden dedi. Değil mi? Yani bazen annemizden, bazen babamızdan, bazen arkadaşımızdan rahatlıkla yardım alabiliriz. Bazen bir işi başkası daha iyi yapıyor olabilir. Ve böylece yardım almak kötü bir şey değildir gibi bir mesaj vermek çok çocuklar için şey olabiliyor. Örneğin çocuklarda iletişimi geliştirmek. Bazen hiperaktifler arkadaşı olamıyor. Arkadaşı olmayınca da yani bu sefer daha yalnız ve sıkılmış hissediyor. Doğru iletişimleri yuvarlağa, yanlış iletişimleri çarpıya at deyince. Yani burada çarpı attıkları şeyler bazen çocuğun kendisinin de yaptığı şeyler olabiliyor. Böyle şeyleri görünce bunu özellikle yapıyorum. Burada çok ünlü bir basketçi var. Basketi atıyor ama çok heyecanlanıyor. Sen ona söyleyeceğin üç şey ne olabilirdi acaba? Demiş ki çocuk önce sakin diye söylerdim. Sakince at diye söylerdim diye söylemiş bize çocuğumuz. Değil mi? Yani diğer kendisi de böyle şeyler yaşıyor olabilir. Dikkat eksikliği, hiperaktifler daha özgüveni düşük, daha kaygıya, performans kaygısına yatkın kişiler olabiliyor. Mesela gitar çalacak bir rock yıldızı var. Sahneye ve konsere çıkmadan önce kusuyor. Ona neler söylerdin diye bir şey sorunca korkmamasını söylerdim. Sana başarırsın diye, bak sen önce de başardın diye söylerdim dedi. Bak harika bir cevap oldu dedik. Sonra üçüncü aşamaya geldik. Sen ders çalışmakta zorlanan bir dikkat eksikliği olan çocuk var. Ödevlerini yapmakta çok zorlanıyor. Onun kendi kendini motive etmesi için ona neler söylerdin? Çocuğumuz demiş ki ödevlerini bitirirsen şeker kazanacaksın, oyun kazanacaksın, pizza kazanacaksın, hamburger kazanacaksın. Yani önemli olan kendi kendini ödüllendirebilmesi. Bazı ödülleri yani kendisine bir hedef koyarak sunabilmeyi burada çocuğun kendisine söyletmek. Biz söylersek çok etkisi yok. Çocuğun kendi kendisine söyleyince terapi daha iyi oluyor. En sevdiğim şekillerden birisi de bu. Burada yuvarlaklar iyi, karelerde kötüyü simgeliyor. Diyoruz ki mesela ders çalışırken dört tane kötü şey yazar mısın? Telefonumla oynamak, mesela arkadaşlarıma hayır diyebilmek, televizyona bakmak gibi şeyler yazmış. İyi şeylere de odaklanmak, plan yapmak, mesela kitap okumak diye alışkanlıkları yazmış çocuğumuz. Burada da mesela nezaketli ve nazimli olabilmek için buradaki şekilleri çöp adamlar çiz diye bir şey söylüyoruz. Çocuklar bunu istemişiz. Böylece de çocuk bunları yapmış. Tekrar mesela çocuğa diyoruz ki buradan Ela ders çalışmaya gidecek. Önünde telefon var, yatak var, yatayım uzanayım diyor uykusu geliyor zamanda ya da köpeği var orada. Onları hemen bakmadan gidip dersine oturması lazım ama telefona takılıyor dedi çocuk. Telefona takılırsa yapabileceği iki şey ne olabilir dedim. Tam kapatabilir, annesine telefonu verebilir dedi. Böyle şeyleri yaparsak, böyle etkinlikleri planlayabilirsek çocuklarımızla, ben sudoku çözebilirsek, mesela bizim orada var, yani B harflerinin üzerini çiz diyoruz çocuklara böyle. Yani B harfi de hep D ile karışıyor ya, o nedenle çok zor oluyor. Seçici dikkati artırmaya yönelik aktiviteler, yani gürültüyü azaltmak olabilir. Alternatif dikkat, ya bir not al, sonra öğretmeni dinle, sonra tahtadaki görsele bak. Bölünmüş dikkat ise hem aynı anda öğretmeni dinle, hem aynı anda yaz, hem aynı anda da görsele bak. Şeyde satranç da bakın, bir tane İspanya'da iki tane çalışma okudum. Satranç da dikkati çok artırıyor. Çocuklarımızla satranç oynayalım. Bunu da şu YouTube'a girerseniz çocuklara böyle böyle şeyler çizdirmek. Bakın yarısı verilmiş, yarısı verilmemiş. Hem resim yeteneği çok gelişiyor, hem dikkati çok gelişiyor. Karşı tarafında ne var diye. Resimlerde eksikler bırakılmış. Hangi tarafları eksik diye. Bunun gibi bulmacalar, aktiviteler sunarsak çok yararlı olacağını düşünüyorum. Son kısmı biraz hızlı geçmek zorunda kaldım. Çünkü süremizi doldurduk, sizi de yordu. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çiğdem Hanım, duyuyor musunuz? Sorular var mı acaba?
Merhaba hocam. Merhaba. Birkaç tane aslında tam soru değil de başlarda birkaç kişi soru sormuştu. Bir ebeveyn ben çocuğuma sana güveniyorum deyince beni ciddiye almıyor. Ben zaten yapıyorum işlerimi deyip yapmıyor demişti. Birkaç kişi çocuğumu dersin başına hiç oturtamıyorum, hiç ders çalışmak istemiyor dedi. Ne yapabilirim diye sordu. Çok hayalperest davranıyor dedi. Herhalde buradaki örnekler de onlar için uygun olmuştur değil Aynen. mi? Yani böyle motive etmek için yapabileceğimiz 5-10 tane aktivite koydum ben de. İşte duygu, düşünce çalışmalarını yaparlarsa emin olun bunların yararını da görürler. Birisi çocuklardan biri özellikle şey demiş, ben eşyalarımı bir yere gideceğim zaman eşyalarımı topluyorum ama annem sürekli şunu aldın mı bunu aldın mı diye sorduğunda her şeyi bırakmak istiyorum, bunu yapmasını istemiyorum demiş. Bununla ilgili belki ebeveynine bir öneride bulunabilirsiniz hocam. Evet, peki. Yani çocuğun yani böyle bir annesinden böyle bir şey istiyor olması da güzel bir şey. Bunu bence burada da anne böyle böyle bunu koy, bunu söyle deyince ben rahatsız oluyorum. Bunu yapmandan gerçekten kötü etkileniyorum diye ifade etmesini öneriyorum birinci öncelikle. Tabii annenin burada gerçekten bir obsesyonu mu var, çok şey mi? Bazen çocukta gerçekten bir şeyler unutuyor mu? Burası da önemli bir kısım herhalde. Bazen anneye de karşı çok şey yapmamamız lazım. Çocuklar bazen unutabiliyor. Anneler de arkasını çok fazla toplayan kişiler olabiliyor hiçbir aktivitede. Sonra da çocuklar sorumluluk kazanamıyor diye söylüyorlar. Eğer çocuklar ara sıra unutması gerekiyor. Çocukların ara sıra yanlış yapması, ara sıra değil yani. Bu hatalarla öğreniyorlar. Hep arkasını toplayan bir anne olursa o zaman yani büyüdüğünde de öyle bir anneye ihtiyaç duyuyor. Onun için ben de burada çocuğumuza hata yapmasına izin verelim diyorum. Tabii burada anneyi de yargılamak istemiyorum. Kesinlikle öyle bir yani çocuğu şey yapıyor diye söylemiyorum da olayların ayrıntısını iki taraflı dinlemek lazım herhalde. Yine de sorumluluk duygusu kazandırmada çocukların hani derse oturabilmesi de bir sorumluluk duygusu. Yani hata yapabilmelerine izin vermek çok önemli bir şey. Bir kişi hocam şey Bir şey duymadım mı? söylemiş, Evet. Öğretmen mi daha önemli yoksa aile yaklaşımı mı diye. Neyi konusunda demiş acaba? Çocuğa yaklaşım konusunda hocam yani öğretmenlerin yani bir grup öğretmenlerin daha önemli olduğunu çocuğun gelişiminde bir kısımda ailenin daha önemli olduğunu söylemiş. Ben de size direkt bunu sormak istedim. Öğretmen mi önemli yoksa aslında ikisi birden mi? Aile mi Tabii önemli ki, diye. Tabii ki yani şimdi aile 0-6 yaşta özellikle 1-2 yaşında biliyorsunuz bağlanma gelişiyor. Yani bebekliğini geçiriyor. Annelerin söylediği şeyler çocukların kulaklarında ömür boyu çınlıyor tabii. Anne babanın hani kişiliğin %80-90 ilk 6 yaşta gelişiyor. Bunu Freud söylüyor. Şeyde hakikaten yani annelerin etkisi çok şeydir. Bir de öğretmenlerden en çok etkili olan kim derseniz ana sınıfı, kreş öğretmenleri. Onların söyledikleri çocukların kulaklarında gerçekten yani ömür boyu kalıyor. Çünkü küçük yaşların etkileri çok daha fazla oluyor. Ama anne babaların duygusal iletişimi daha fazla. Yani öğretmenler de tabii ki çok çok önemli. Hani terapilerde de öğretmenlerin katılımının çok önemli olduğunu söylüyoruz. Ama duygusal iletişim tabii ki anne babayla daha fazla. Yani annelerin yaklaşımı, anneleri biz bazen terapiye dahil edemezsek çok sonuç alamıyoruz. Hem anneyi hem babayı dahil edince daha çok sonuç alıyoruz. Bunun için anne babanın ben biraz açık ara önde olacağını düşünüyorum. Tabii öğretmenlerimiz de vardır arada. Onların da yani çok hayat değiştirdiği ya da böyle çok... Yani çocukların kişiliğini değiştirdiği çok durumlar olmuştur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Bir de DB ileri yaşta azalır mı diye soranlar olmuş. İlaçsız terapisi mümkün müdür DB'nin? Onu sormuşlar. Şimdi şöyle birinci soru ileri yaşta azalır mı? %60
çocuklukta tanı koyulunca %60 devam ediyor diyoruz. Ama hiperaktivite hep azalıyor. Hiperaktivite küçük yaşlarda çok oluyor. Sonra yerini öznel bir huzursuzluk alıyor. Yani %40'ı geçtiğine göre, yani mesela çocuklarda %7-10, erişkinlerde %3-5 bildiriliyor. Yani erişkinliğe doğru olgunlaşmayla birlikte biraz azaldığını söyleyebiliriz ama çok büyük bir azalma oranı da yok maalesef. %60'ı devam ediyor diyoruz. Biraz yavaş gittiğini söyleyebiliriz. İkinci soru da, hani ilaçsız mümkün müdür? Elbette ki yani bilişsel davranışçı terapide gördüğünüz gibi, yani şeyleri özellikle vurguladım. Yani buradaki terapi yöntemleri daha çok davranışçı şeyleri, davranışlarını düzeltebilmeye yardımcı. Bu çok önemli bir çalışma var. Bu davranışçı terapiyle ilaçları karşılaştıran. O çalışmada da yani ilaçların göre düşük olduğunu vurguluyor bilişsel davranışçı terapilerin ve davranışçı terapilerin. Diğer terapilerde de yani çok büyük bir şey alamıyoruz. Şu anda tamamen maalesef yani böyle bir teşhis koyulduysa ilaçlı desteğin, ilaç desteğinin çok, yani bu iyi ki ama bir şey var, ilaç tedavisi de var bir taraftan, onu da düşünmek lazım. Böyle bir şeyin olabilmesi de büyük bir şans. Diğer şeyleri, davranışçı şeyleri yapmayacağız diye de bir kanun da yok tabii. Yani onları yaparsak daha iyi olur. Onları yaptığımız zaman daha az ilaç kullanması, daha az dozda ilaç kullanması, daha az sayıda, bazen 2-3 tane ilaç verdiğimiz olabiliyor. Tek ilaç ya da daha az dozda ilaç olabiliyor. Onun için terapilerin püf noktalarını bilmeleri ailelerin çok önemli. Teşekkür ederim hocam. Şidem Hanım, başka soru var mı? Son bir soru söyleyeyim hocam. Özellikle LYS ve üniversite dönemindeki çocuklarda son dönemde sınavlara çalışmak istemediklerini, derslere çalışmak istemediklerini ve ailelerin sürekli çatışma halinde olduklarını, çocuklarını nasıl motive edeceklerini sormuşlar. Derslerine çalışabilmeleri konusunda. Derslerini bir türlü çalıştıramıyoruz, bir türlü dersin başına oturmuyorlar demişler. Bu liseye geçiş sınavı, LGS dediniz değil mi? LGS ve üniversite sınavı için hocam, evet. Evet, her iki sınavla ilgili. Hı-hı. Yani burada motivasyonla ilgili, hani içsel motivasyonu artırabilme, biz de gelince gençlerle birlikte hani acaba nasıl olur da daha iyi dersin başında durabilir, oradaki içsel sıkıntısı nedir, onları anlamaya çalışıp onlara yönelik hedef belirtileri bulmaya çalışıyoruz. Orada bazen arkadaşlarıyla birlikte, bazen gençlerden duyuyorum ben de, görüntüyü açıp kütüphane ortamı oluşturuyorlar. Şimdi pandemi döneminde arkadaşlarını, okulunu görmeyen çocuklar çok büyük bir motivasyon kaybı içindeler. Tek başına evde oturmaları çok zor olabiliyor. Yani böyle yani bir arkadaşlarını apartmandan çağırabilme imkanı varsa ya da böyle diğer bir öğretmeniyle konuşturabilme, dayısıyla konuşturabilme imkanları varsa, gencin yani böyle sıkıntılarını sorup oradaki acaba böyle bir şey var, ders çalışma, buradaki sorun, problem tetikleyen şeyler ne? Acaba bu çocuğun şeyi var mı diye birkaç kişi daha sorsa daha şey olur. Ama bu içsel motivasyon yani çok dışarıdan da verilebilecek bir şey değil. Hani onu şey de söylemiştik ya, yani kendi kendini ödüllendirebilme. Hani ben şu olmadan telefonu almayacağım, ben işte şunu yapmadan kahve içmeyeceğim gibi çocuğun kendisine yönelik ödüllendirebilme şeyinin ta ilkokulda falan böyle gelişmesi lazım ki bu dönemlere geldiğinde daha bir öz disiplin geliştirmiş olabilsin. Bu da çok önemli. Hani biz eğer bunu sınav anında yapabiliyorsak yani o zaman zor. Ama tabii şunu da söyleyeyim, sınava 1-2 ay kala bir çocuğun hani şu anda yani biraz daha çalışma oranlarını artırması gerekiyor gençlerin. Şu anda çalışamıyorsa bu biraz büyük bir sorun da olabilir. Hani bunun sadece evdeki
sizin alacağınız şeylerle geçmeyebilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani çünkü bir ay mı kaldı sınava, şeyde 1,5 ay kaldı. Halen gençler çalışamıyor, hiç dersin başında hiç duramıyorsa eğer. Bu yani sorundur. Bazen anne babalar da çok mükemmelliyetçi oluyor. 5-10 saat duruyor çocuk ama onu yetersiz görebiliyorlar. Acaba orada da öyle bir şey de mi var diye. Onu da gençle konuşmak lazım. Yani olayın her iki yönünü de düşünerek, yani ebeveyn de çok kaygı yaparsa çocuğun da motivasyonunu kaybettirebilir. Onun için burada çocuğu dinlemesi, ne hissediyor, ne düşünüyor. Çocuğa bir sorması, acaba senin motivasyonunu nasıl artırabiliriz? Bizim bu konuda biz bir şey yapabilir miyiz? Değil mi? Yani neden çalışmıyorsun? Az önce benim verdiğim örnek gibi oluyor. Yani neden düşük geldi? Sorusunu sormuştu gençti, ben yargılanmış, eleştirilmiş, kendimi kötü hissettim diyordu ya. Yani neden ders çalışmıyorsun deyince daha da motivasyonunu kaybettirebiliriz. En azından böyle cümleler kurmayalım. Bunlar daha da kötü yapabilir. Hocam bir soru gelmişti de onu da tekrar ben bir sormak istiyorum. Çünkü çok fazla ailelerde bununla ilgili bir ön yargı var. Çocuğuma küçük yaşta DEP tanısı konursa ileride meslek seçiminde ya da bir üniversiteye gittiğinde sıkıntı olur etiketlendiği için. DEB için de özel öğrenme güçlüğü için de geçerli bu. Böyle bir soru sormuş birisi, öyle bir şey var mıdır diye. Ben de size sormak istedim en azından açıklayıcı olsun diye. Yani şimdi bir kere etiketlenme ve stigmatizasyon psikiyatrinin çok eski yıllardan beri şeyi, sorunu ve aslında bu ailelerin bunu öyle aldığı zaman çözümden kaçmaları ya da çözümden korkmaları gibi bir şey de getiriyor. O, eğer küçük yaşlarda müdahale edilmiyorsa ilerideki şanslarını da elinden almış oluyoruz biraz çocuğun. Yani Türkiye'de tabii kesinlikle hiçbir yerde hiçbir sorun olmaz diye bir şey söylemek de, yani bilmiyorum ama bazı sınavlarda polis, askeriye de söylentiler var. Bilimsel olarak olmaması lazım. Dikkat eksikliği, çünkü yani eğer tedavi edilmezse çok büyük sorunlardır. Ben ailelere hep diyorum, mesela bir şoför var, düşünün ki otobüs kullanıyor. Siz onun denir diye böyle bir tedaviyi engellediniz ve kaza yapıyor. Yani böyle bir şey oluyor. Yani böyle devletin böyle bir şey yapması mümkün değil. Yani tedavi engellemesi, yani şey yapması mümkün olamaz. Ama çocuk tam tabii şöyle, yani uçak kullanacaktır ya da işte elinde çok ağır işte tank kullanacaktır. Çok dikkatli olması gereken mesleklerdedir. O anda da çok yoğun dikkat eksikliği, dürtüselliği vardır. Başka psikiyatrik sorunları da vardır. Onlar o zaman şey yapılabiliyor. Yani belki onu yapamaz diye psikiyatriden heyet raporunda negatif sonuç alabiliyor. Ama sadece bir işte geçmiş şeyinde kırmızı reçete gördüm. O yüzden bu gitti. Öyle şeylerin ama diğer psikiyatrist, erişkin psikiyatrist arkadaşlarla da çok sık konuşuyorum. Onlar böyle raporları çok sık düzenliyorlar. Onlar da bir dikkat eksikliği, hiperaktivitenin herhangi bir askerliğe, polisliğe engel olmayacak bir tan olduğunu söylüyorlar hep. Yani bunlar doktorlukta da biz biliyoruz. Çok doktor arkadaşımız var, dikkat eksikliği olan, kırmızı reçete kullanan falan. Hiçbir engeli bir şey de olmuyor. Bunun için rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu da bir engel oluşturmaz. Ve bu tedaviyi eksik bırakmak zaten başlı başına bir şey geliştirebilir. Tabii ki yani çocuğun da olumsuz etkilenme, ben de ebeveynleri yani çok saygıyla anlıyorum. Yani böyle toplumda da yani bazen yanlış değerlendirilen ve çocukları zaten kırmızı reçete kullanıyor, zaten psikopat bu falan diye böyle yaklaşılan durumlar da olabiliyor. Çok nadir tabii ama bunlar da olabiliyor. Bu nedenle bunun mahrem kalması gerektiği. Ben çoğu tanıdığım kişi ismi olarak falan söylemiyorum. Burada bir Mithat hocamı söyledim biraz önce. O da meslekten tanıyorum, yani okuldan
Tanıdığım için ismini söyledim. Ya da ise diğer arkadaşların ismini söylemiyorum. Hani psikiyatrinin mahrem olması bir taraftan da bu nedenlerle oluyor herhalde. Çiğdem Hanım, başka bir şey var mı? Bakıyorum hocam. Yok şu an için. Çok teşekkür ederim hocam. Bu arada Rica sunumu ederim. paylaşmanızı istemişler hani etkinlikleri görebilmek için ama şimdi eğitime katılan yaklaşık 400 kişi vardı hocam. Sunumu 400 kişiye paylaşmamıza Evet. imkan yok zaten. Sizden de rica edemeyiz öyle bir şey. Hı. Eğitimleri kaydediyoruz biz. Eğitimler sitemizde ve YouTube Evet. kanalımızda yükleniyor. Birkaç gün sonra aslında sunumu eğitim olarak izleyebilirler. Oradan kaçırdıkları yerlerin ekran görüntüsünü de alabilirler katılımcılar. Onu da not olarak söylemek istedim. Değerli vaktiniz için çok teşekkür ederim hocam. Çok güzel bir eğitimdi, çok verimliydi. Çok Rica teşekkür ederim. ederiz, çok Ben sağ olun. biraz halsizdim. Özür Biz diliyorum. Halsiz olduğum için. zamanımızı aldık, evet. Evet. Çok geçmiş olsun hocam, çok Sağ teşekkür olun. Görüşürüz. Herkese çok teşekkür ederim. Görüşmek ediyorum. üzere İyi hocam. günler Hoşça kalın, diliyorum. iyi Hoşça günler, hoşça kalın. kalın.